Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selam ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma emru sa'ati illa kelamhil basar ev huve akrab. Ma halkukum ve la ba'sukum illa kenevsin vahide. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Yedinci mesele, malumunuz olduğu üzere imanın altı esasından biri olan haşir, öldükten sonra dirilme, mahkeme-i kübra, yeniden ihya meselesini işliyor. Özellikle de Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, Cenab-ı Hakk'ın esmasının ahireti iktiza eden cihetleri neler olduğunu ortaya koyarak ahireti, haşri, öldükten sonra tekrar dirilmenin mutlaka olacağını ispat ediyor. Bir zaman Kastamonu'da Halık'ımızı bize tanıttır diyen lise talebelerine sabık 6. meselede mektep fununun dilleriyle verdiğim dersi Denizli hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular. Tam bir kanaati imani aldıklarından ahirete bir iştiyak hissedip bize ahiretimizi de tam bildir. Ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi bir daha bu yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın dediler. Altıncı meselede talebeler geliyor. Usta da ne diyor? Okulda öğretmenler Allah'tan bahsetmiyor. Cenab-ı Hakk'ı inkar ediyor. Bu usta ne dersiniz? Üstad da diyor ki onları öğretmenleri değil, onların anlattıkları dersleri, fenleri dinleyin. Her bir fen kendi lisanıyla ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtıyor. Eğer biz o fenlerin dillerini okur, anlattıklarını bilirsek, her bir fen bir kılavuz gibi Rabbimizi bize gösterir, Rabbimizi bize tanıtır. Burada altıncı meselede onların birçok örneğini vermiş. Mesela İAŞ, bir talebe yurdunun veya bir okulun veya bir askeriyenin İAŞ'si, erzakının temini, bir evde bile kaç kişi kalıyorsa o kalan insanların iaşesini temin için bir bilen lazım. Bir hesapla yapan lazım. İşte 5 kişi kalır, şu kadar ekmek alacağız. Pazara çıkıp şunları şunları alacağız diye. Bir kışla ise, bir yurtsa, kaç kişi kalıyorsa ona göre hesap yapması lazım. Ona göre iaşesini, ona göre erzakını temin etmesi lazım. Öyle değil mi? Şimdi dünya misafirhanesinde en az 7 milyar insan bulunuyor. Dünya misafirhanesinde inekleri, sinekleri, karıncaları, kuşları, balıkları, ağaçları saysanız ne kadar ahalisi var. Bunların hepsinin rızka ihtiyacı var. Hepsinin hayati ihtiyacının devamı için erzaka ihtiyacı var. Kim karşılıyor? Bunları hesaplayan, bunları karşılayan bir kudret, bir rahmet olmazsa ne olur? Öyle değil mi? Onun için diyor ki, kışın ölmüş kurumuş yeryüzünü baharda diriltip, baharı erzak dolu bir vagon gibi onların imdadına gönderiyor o sahibi kainat. İşte bu şekilde diyor, fenlere bakarsanız, her fen kendini, kendi Halık'ımızı bize tanıttırıyor. Bu meseleyi Denizli'de hapishanedeki mahpuslara okunmuş. Onlar da tam bir kanaat-ı katiye ile Allah'a iman ne yapmış?
getirmiş. Ve demişler ki, bize ahiretimizi de ispat et ki nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi kandırıp da bir daha suça teşvik etmesin. Bir daha suç işletip de böyle hapishanelere düşürmesin. Demek kalpte Allah inancı ve ahiret inancı olunca suça karşı ne yapıyor? İnsanı koruyor. İnsanı muhafaza ediyor. Arabadaki fren gibi. Eğer kalpte bir yasakçı olmazsa insanın suça karşı, günaha karşı kendini koruması çok zor oluyor. Asayişi sağlamak da aynı şekilde zorlaşıyor, güçleşiyor. Zira her mahalleye bir karakol yapamazsınız. Her insanın arkasına bir polis koyamazsınız. Ama her insanın kalbine bir iman yasakçısı koyabiliriz. Ve o iman yasakçısı ne yapar? O kimseyi her türlü fenalığa karşı, haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı, günaha karşı korur, muhafaza eder. Evet, bize ahiretimizi de tam bildir ki, ta nefsimiz ve zamanın şeytanları bizi yoldan çıkarmasın, daha böyle hapislere sokmasın dediler. Ve Denizli hapishanesinde Risale-i Nur şakirtlerinin ve sabıkan 6. meseleyi okuyanların arzusu ile ahiret rüknünü dahi bir hülasasını beyan etmek lazım geldi. Ben de Risale-i Nur'dan bir kısacık hülasasını beyan ediyorum. Nasıl ki 6. meselede biz Halık'ımızı arzdan, semamattan sorduk. Onlar fenlerin dilleriyle güneş gibi Halık'ımızı bize ne yaptı? Tanıttırdı. Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden, sonra peygamberimizden, sonra Kur'an'ımızdan, sonra sair peygamberlerden, sonra onlara gelen mukaddes kitaplardan, sonra melaikeden, sonra kainattan soracağız. Önce Rabbimizden soracağız. Çünkü yapan bilir, bilen konuşur, bir kaydedir. Madem kainatı o yapmış, öyleyse ölümden sonra başımıza ne gelecek? Kainat nedir? İnsan nedir? Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Ve başına ne gibi olaylar gelecek? O bilir. Öyleyse ondan soracağız. Sonra onun bize gönderdiği peygamberlerden ve peygamberimizden hasreten soracağız. Kur'an'ımızdan soracağız. Bakalım ne diyorlar ahiretle ilgili olarak. Çünkü bunlar nedir? Maneviyatın mütehassıslarıdır. Bunların sözleri geçerlidir. Bunların sözleri bu sahada dinlenmelidir. Nasıl ki tıpta doktor konuşuyor, o sahanın mütehassısı olduğu için söylediği şey bizi bağlıyor. Söylediği şeye dikkate alıyoruz. Söylediği şeye önem veriyoruz. Doktor böyle dedi diyoruz. Hele bir konuda 10 tane doktor ittifak etse hiç tereddütsüz ne yapıyoruz? Katiyen ona uyuyoruz. Ona tabi oluyoruz. Dediğini aynen yapıyoruz. Maneviyatta ise bu sahanın mütehassısları peygamberler. 124 bin peygamber göndermiş Cenab-ı Hak. Elbette ki bu sahada en etkili ve en öncelikli söz onlarındır. Beşer onlara kulak verecek. Onları dinleyecek. Ne diyorlar kabirden sonrası için? O zaman ne olacaktır? Hak ve hakikati bilecek, görecek, öğreneceklerdir. Yoksa aklı gözüne inmiş felsefeyi dinlerse hak ve hakikati göremeyecektir. Çünkü göz diyor maddeye kördür. Maneviyatı ne yapamaz? Göremez. Aklı da gözüne inmiş felsefecinin söyleyeceği şey maddeden ibarettir. Gözünün gördüğünden ibarettir. Dolayısıyla hem kendi hem de beşeri ne yapmıştır? Çoğunlukla dalalete götürmüştür. Hak ve hakikate vasıl edememiştir.
İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın esması, Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ne şekilde ahireti iktiza ediyor? Önce dünyada onların herkesin gördüğü, gözle müşahede ettiği eserlerini ortaya koyacak. Hangi isimse, rahmet mi, kerem mi, lütuf mu, adalet mi, hikmet mi, onun herkesin gördüğü, hiçbir kimsenin inkar edemeyeceği bir şekilde eserini ortaya koyuyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Ahireti ona bina ediyor. Çünkü rahmetin rahmet olması, hikmetin hikmeti olması ahiretin gelmesiyledir. Ahiret olmazsa zıddına inkılap eder. Öyleyse önce bu isimlerin dünyada gördüğümüz, müşahede ettiğimiz eserlerini nazara veriyor. Ondan sonra da madem bu rahmet var, öyleyse bu rahmet neyi iktiza eder? Ahireti iktiza eder. Güneşin gündüzü iktiza etmesi gibi. Evet, biz de ahiretle ilgili olarak birinci mertebede ne yapıyoruz? Ahireti Rabbimizden soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle, fermanlarıyla ve bütün isimleriyle ve sıfatlarıyla. Evet, ahiret vardır ve sizi oraya sevk ediyorum diyor. Cenab-ı Hak da gönderdiği bütün peygamberlerle, 124 bin peygamber, bütün onlarla ve o peygamberlere verdiği fermanlarıyla, isimleriyle, sıfatlarıyla. Ne diyor? Evet, ahiret var ve sizi oraya sevk ediyorum diyor. Ferman ediyor. 10. söz, 12 parlak kat'i hakikatlerle bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Burada kısa bir hülasa yapılıyor. Bakalım ne şekilde iktiza ediyor. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki o saltanata itaat edenlere mükafat, isyan edenlere mücazatı bulunmaz. Yeryüzünde yaklaşık 150 tane devlet vardır. Her devletin kanunu vardır, kuralı vardır, hapishanesi vardır. Bu devletin kanunlarına ittiba eden, uyanlar mükafat, isyan edenler ne yapar? Mutlaka mücazat görür. Öyle değil midir? Mesela Türkiye diyelim, ülkemiz diyelim. Kanunları var, kuralları var. Bu ülkeyi idare eden birileri var. Koydukları kurallar var. Uyduğumuz zaman, uygun hareket ettiğimiz zaman yolundan, suyundan, köprüsünden, hastanesinden ne yapıyoruz? Okulundan istifade ediyoruz, faydalanıyoruz. Uymadığımız zaman, tabi olmadığımız zaman, kuralları bozduğumuz zaman, çiğnediğimiz zaman ne oluyor? Silivri'ye yolluyorlar, değil mi? Orada hapishanesi var, tecziye hanesi var. Oraya ne yapıyor? Gönderiyor. Yeryüzünde en ufak devletin dahi kuralı kaidesi olsun, ona uyana mükafatı, uymayana mücazatı bulunsun da Rabbul Aleminin olmasın. Rabbul Aleminin bulunmasın. Bu elbette ki mümkün değildir. Öyleyse onun da bir darı mücazatı, bir darı mükafatı ne yapacaktır? Olacaktır. Evet, elbette rububiyeti mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin o saltanata iman ile intisap ve itaat ile fermanlarına teslim olanlara mükafatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de mücazatı, o rahmet ve o cemal, o izzet ve o celal layık bir tarzda olacak diye ne yapıyor? Rabbul Alemin, Sultanul Deyyan isimleri bunu iktiza ediyor. Allah'ın da kanunları var, kuralları var. İmanla o kanunları tanıyanlara cennet denen mükafatı,
küfürle, isyanla o kanunları tanımayan, hiçe sayan, isyan edenlere de cehennem denen bir hapsi, bir mücazatı ne yapacaktır? Elbette olacaktır. Yani bunu hayatımızın her safhasında ne yapıyoruz? Gösteriyoruz. Bak mesela karne alındı şimdi. Öğrenciler karne aldılar. Şimdi karnesinde takdir olan, teşekkür olan ne yapıyor? Babasından övgü alıyor, aferin alıyor, hediye alıyor, takdir alıyor. Diyelim ki bütün dersleri zayıf. E ne yapıyor? Aferin almıyor. Ne oğlum bu diyor. Ne olacak bu hal? Bu kadar emek, bu kadar masraf, yazık değil mi? Böyle bir tecziye geliyor, öyle değil mi? En ufak bir şeyde bile bu var. Şimdi koca kainatın sahibi olan Rabbul Alemin kanun gönderecek, peygamber gönderecek, Resul gönderecek. İnsanlar onu tanımayacak, isyan edecek. Bu yanına kâr kalacak. Elbette o izzet ve azamet ne yapmaz? Buna müsaade etmez. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın Rabbul Alemin ve Sultanul Deyyan isimleri güneşin gündüzü iktiza ettiği gibi bunlar da ahireti iktiza ediyorlar. Haşri iktiza ediyorlar. Öldükten sonra dirilmeyi iktiza ediyorlar. Hem madem güneş gibi, gündüz gibi zemin yüzünde bir umumi rahmet, ihatalı bir şefkat ve kerem gözümüzle görüyoruz. İnanan da görüyor, inanmayan da görüyor. Yeryüzünü ışığın kapladığı gibi bir rahmeti, bir şefkati herkes bizzat gözüyle müşahede edip görüyor. Mesela o rahmete örnekler, yeryüzünü kaplayan, ihata eden, herkesi kuşatan o rahmetin birkaç tane misali. Mesela o rahmet ne yapıyor? Her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatatı cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip bize uzattırıyor. O rahmet. Cenab-ı Hakk'ın o şefkati, Cenab-ı Hakk'ın o merhameti, kışın ölmüş kurumuş o yeryüzünü yeniden ihya ediyor. Çiçekler, yapraklarla yeniden süslendiriyor. Eli hükmündeki dallarına ne yapıyor? Elma takıyor, armut takıyor, kiraz takıyor, vişne takıyor. Bize uzattırıyor. Alınız, yiyiniz diyor. O rahmet bize böyle diyor. Ve bunu herkes görüyor, herkes yaşıyor, herkes müşahede ediyor. Yine o rahmet ne yapıyor? Zehirli bir böceğin, sineğin eliyle bize en şifalı, en tatlı balı yediriyor. Zehirli bir böceğin eliyle ne gönderiyor bize? En şifalı, en tatlı bir bal gönderiyor. Yani balın özelliğiyle o balın çıktığı yer birbirine zıt. Cenab-ı Hak o zıtla onu gönderiyor ki ondan bilmeyelim. Çünkü ondan olsa zehirli olur. Pis bir şeye elini batırırsan pis olur. Öyle değil mi? Kurak, kıraç yerde içi ballı şurup dolu üzüm yolluyor. Suyun içinde kupkuru pirinç yolluyor. Sebebe göre zıt. Sulu olan yerde sulu olması lazım. Kıraç yerde kuru olması lazım. Arı zehirli, iğnesini batırdığı zaman gözünü şişiriyor, kolunu şişiriyor. Hatta ölümlere sebep oluyor. Ama aynı yerden bize en şifalı, en tatlı bir balı gönderip bize yedirttiriyor. Kim bunu yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti yapıyor. Şefkati yapıyor, merhameti yapıyor. Başka, elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak bir ipeği yine o rahmet bize giydiriyor. Elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak bir kumaşı yine o rahmet bize giydiriyor. Yine o rahmet bir avuç kadar küçücük çekirdeklerden
ihtiyaç zahiresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat. Bir tane mısır dikiyorsun, kaç tane veriyor? En az 500 tane. İki koçan olsa 1000 tane. 1500 tane, öyle değil mi? Bir ceviz dikiyorsun, bir çekirdek. Ondan 1000 tane, 1500 tane, 2000 tane, belki 5000 tane sana meyve veriyor. Yani 1'e 1000 veriyor, 1'e 100 veriyor, 1'e 5000 veriyor. Nereden geliyor bunlar? Hep rahmetin hazinesinden geliyor. Hep şefkatin, merhametin hazinesinden geliyor. Bir tane dikip de bir tane alsak ne olacak? Ne yiyebilirsin, ne satabilirsin, ne ticaretini yapabilirsin. Ama bir taneye 1000 tane veriyor. Yiyorsun, içiyorsun, hediye ediyorsun, satıyorsun, tohum olarak ayırıyorsun. Bütün ihtiyacını görüyoruz. Evet, rahmet ne yapıyor? Bu şekilde örnekleri çoğaltabiliyoruz. Yüzlerce bu manada örnek, misal veriyoruz. Şimdi bu rahmet, bu kadar bizi nazenin besleyen bu rahmet, ahiret gelmezse ne olur? O zaman anlamsız olmaz mı? Manasız olmaz mı? Yani bizi dünyada böyle rahmete mazhar ediyor, ondan sonra hiçlikle yokluğa atıyor. Ne kadar ters oluyor değil mi? Yani siz çok sevdiğiniz birini evinize davet ediyorsunuz, ona ikramlarda, ihsanlarda bulunuyorsunuz, sonra balkona çıkıp bir çay içelim derken tekmeyi vurup aşağı uçuruyorsunuz 5. kattan. E şimdi yapar mısınız böyle bir şey? Sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir kimseye. Önce ikram edeceksin, ihsan edeceksin, hediyeler vereceksin. Sonra bir tekme vurup 5. kattan aşağı uçuracaksın. Abes olur değil mi? Yapmaz insan yani. E biz yapmayız, Rabbimiz yapar mı? O da yapmaz. Bak bize ne kadar değer vermiş. Bize ne kadar kıymet vermiş, öyle değil mi? Kıymetimizi biraz anlayabilmek için mesela ustad diyor, yediğiniz şeylere bakın. Bir kedinin yediğine bakın. Bir de sizin yediğinize bakın. Bir kedinin sofrasına bakın. Bir de sizin sofranıza konan nimetlere bakın. Bu neyi gösterir? Ne kadar önem veriyor Allah bize. Ne kadar değer veriyor Allah bize. Ne kadar merhametine mazhar ediyor bizi. Bize bu kadar değer veren elbette bizi ölümle idam etmez. Hiçliğe mahkum etmez. Yine onun sözde ne diyor? Size bu kadar rahmet eden zat sizi başıboş bırakmaz ki kabre girip kalkmamak üzere yatasınız. Faraza insan kabre girip kalkmamak istese bile o zat buna müsaade etmez ki orada kalasın. Niye? Sana bu kadar değer vermiş, bu kadar önem vermiş. Elbette ki bunun neyi olacaktır? Bir hesabı olacaktır. Onun için rahmet, şefkat, merhamet neyi iktiza ediyor? Ahiretin olmasını, ahiretin gelmesini iktiza ediyor ki ne olsun? O rahmet, rahmet olsun. O kerem, kerem olsun. İşte Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve keremi ahiretle ilgili sorulan suale ne diyor? El cennetün hakkun diyorlar. Cennet haktır, olacaktır, gelecektir diye sualimize ne yapıyor? Bu manada cevap veriyor. Hem madem biz gözümüzle görüyoruz ki umum mahlukunda ve zemin yüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki aklı beşer onun fevkinde düşünemiyor. Şimdi burada da adalet ve hikmet. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ve Adil isimleri. Bu isimlerin cilvesi, bu isimlerin gözle görülen tecellileri nedir? Her bir şeye Cenab-ı Hak muazzam bir şekilde ne vermiş? Hikmet vermiş, maslahat vermiş, faydalılık vermiş. Her şeyde,
Hiçbir şeyde abesiyet yok. Hiçbir şeyde lüzumsuzluk, gereksizlik yok. Bir yaprak bile düştüğü zaman onu zayi etmiyor o hikmet. Onu tekrar toprağa gübre olarak karıştırıp tekrar onu kullanıyor. Ağzımızdan çıkan karbondioksit, yani vücutta işlem yapmış artık fabrikanın bacası gibi zehirli gaz, hani dışarı çıkıyor, atıyoruz onu. Zayi etmiyor Cenab-ı Hak, değil mi? Ne yapıyor? Bizim ağzımızdan çıkan o karbondioksidi ağaçlara gönderiyor. Onların teneffüsüne vesile ediyor. Onlar alıyor, onu kullanıyor, bu sefer oksijen olarak bize iade ediyor. Nasıl bir dönüşümle hiçbir şeyi israf etmeyen bir hikmet var. Yine ustad diyor, fazla uzağa gitmeye gerek yok diyor. Sen kendine bak diyor mesela. Herkes şöyle kendine bir baksın mesela. Ağzalarına bir baksın mesela. Gereksiz bir ağzası var mı? Lüzumsuz bir organı var mı? İşe yaramayan, fazlalıktan olan bir şey var mı? Yok değil mi? Ve hepsi de yerli yerinde. Hepsi de olması gereken yerde. Ve olması gereken ölçülerde. Bunlar neyi gösteriyor? Rabbimizin hikmetini, Rabbimizin adaletini gösteriyor. Evet, aklı beşer de onun fevkinde düşünemiyor. Bütün akılları toplasan, Cenab-ı Hakk'ın yaptığı o hikmetli, o güzel işin daha ilerisinde, daha ötesinde bir düşünce, bir fikir ortaya koyamıyor. Hani mesela burnumuzu burada beğenmesek de desek ki buna daha iyi bir yer bulalım. Aklı beşer toplansa, hepsi bir araya gelse daha uygun, daha güzel bir yer bulamayacak. Yine getirip buraya koyacak. Öyle değil mi? Gözlerimizi mesela bulunduğu yerde beğenmesek de daha iyi bir yer arasak mesela. Bütün beşerin aklını toplasak, düşünse buradan daha güzel, daha münasip bir yer ne yapamayacak? Bulamayacak. Yine oraya koyacak. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bu görünen hikmeti karşısında aklı beşer ne yapmıyor? Ondan daha ileri düşünemiyor. Mesela insanın bin cihazatına takılan hikmetlerden yalnız bir küçük çekirdek kadar kuvveyi hafızasında bütün tarihçeyi hayatını ve ona temas eden hadisatı o kuvvecikte yazıp onu bir kütüphane hükmüne getirmek. Mercimek tanesi kadar büyüklüğünde bir hafıza. Hayatımıza temas eden her şeyi onda yazmak. Yani bir insan 60 yıl yaşamışsa 60 sene gördüğü, işittiği, duyduğu, kokladığı her şeyi oraya derc ediyor. Orada yazıyor, o amellerini orada muhafaza ediyor. Ne kadar muazzam bir hikmet. Küçücük bir şeyin içine ne yapıyor? Kütüphanelerce bilgi sığıştırılıyor, bilgi konuluyor. Ve istediğin zaman da böyle kitap sayfası gibi onlara açıp bakabiliyorsun. Hem de canlı olarak. Dün neredeydiniz mesela? Ne yaptınız mesela? Hafızaya olduğu gibi canlı bir şekilde alınmış. Herkes hemen hayal sinemasında ne yapıyor? Dün nerede olduğunu seyrediyor. Dün ne yaptığını hemen hayal sinemasına getirip onu görebiliyor. Bu niye böyle yapılıyor? Bir hikmeti de işte ahiret var, hesap var. Onun için yazılıyor. Öyle değil mi? Mesela eskiden bakkallar vardı. Veresiye alışveriş yapardık. Ne yapardılar? Bir iğne de alsan, bir kibrit de alsan yazardı onu deftere. Niye yazıyor? Ay sonu gelince hesap soracak. Hesap görülecek değil mi? Bunları almışsın. Bu kadar borcun olmuş. Hesabını öde denecek. Veyahut da iş yerleri ne yapıyorlar? Kayıtlar tutuyorlar. Niye? İşte maliye hesap soruyor onlara. Eğer hesap sorulmasa o kayıtları tutmanın bir anlamı yok. Demek ki Cenab-ı Hak bizim hafızamızda, bizim amellerimizi,
böyle yazmakla bize neyi gösteriyor? Hayatınızın hesabı var. Yaptıklarınız yanınıza kar kalmayacak. Bir mahkeme-i kübrada o amellerin hesabı verildikten sonra amellerin derecesine göre ya mükafat ya da bir mücazatın bizi, bütün beşeri beklediğini bu şekilde bize ihsas ediyor. Hatırlatıyor yani. Bunu böyle düşünün. Bak amelleriniz nasıl muhafaza ediliyor? Nasıl koruma altında? Ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi, ne dediğinizi, kimlerle neler konuştuğunuzu hepsini kaydediyor. Dolayısıyla hayatınızı ona göre yaşayın. Ona göre ne yapın? Hayatınızı tanzim edin. Yine başka bir yerde diyor Üstad, hayatınızı imanla hayatlandırınız. Hayatınızı feraizle zinetlendirip, haramlardan kaçarak, günahlardan kaçarak da hayatınızı koruyun, hayatınızı muhafaza edin. Evet, ne yapıyor? İnsanın haşirde muhasebesi için, insanın haşirde muhasebesi için neşrolacak olan defteri amalinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla her insanın eline vererek, dimağının cebine koyarak bir ezeli hikmet bütün masnuatta gayet hassas mizanlar ile azalarını yerleştiren, mikroptan gergedana, sinekten semurga kuşuna, bir çiçekli nebattan milyonlar, trilyonlar çiçekler açan bahar çiçeğine kadar israfsız ölçülerle bir tenasüp, bir muvazene, bir intizam ve bir cemal içinde masnuatı bir hüsnü sanat yaparak. O kadar çokluk içinde hiçbir şeyi israf etmeyerek. O kadar çok canlıların her türlü ağza ve cihazatını ona münasip, ona en uygun bir şekilde verip yerli yerine yerleştirerek hikmetini gösteriyor. Mesela kuşları düşünün. Kartal var, serçe var. Yani kartalın pençesi kartala göre. Gagası da ona göre, bakışı da ona göre. Güvercinin bakışı, gagası, pençesi ona göre, ona münasip. Aslanın her vasfı aslana göre. Kükremesi de, pençesi de, yelesi de. Pençesindeki güç, kuvvetti. Koyunun hali ona göre. Yani ayağı da, başı da, melemesi de tenasüplü, ölçülü. Koyunun kafasında aslan kafası olsaydı tenasüplü olmayacaktı. Ölçülü olmayacaktı. Dengeli olmayacaktı. Muvazeneli olmayacaktı. Şimdi bu manada kainata bakın böyle. Her şeyde ne var? Muazzam bir denge var. Muazzam bir ölçü var. Bir tenasüp var. İnsanın bir vazifesi de nedir? Müşahitlik diyor. Yani yeryüzü fuarında Cenab-ı Hakk'ın sergilenmiş olan eserlerini müşahede etmek. Orada tecelli eden o esmanın güzelliklerini görüp, şahitlik yapıp, ondan sonra birbirini şahit tutmak. Hani böyle fuara gittiğimiz zaman böyle antika dikkatimizi çeken şeyler olur ya, hemen arkadaşımıza gösteririz. Bak bak deriz, yeni çıkmış, nasıl, değil mi? Böyle birbirimize gösteririz, reklamını yaparız ya. Böyle bir dağa çıktığımız zaman, bir ovaya indiğimiz zaman, Cenab-ı Hakk'ın bir kudretinin eseri olan bir çiçeği, bir arıyı, bir sineği gördüğümüz zaman hemen maşallah, barekallah, Rabbimiz ne kadar güzel yaratmış, ne kadar güzel tanzim etmiş demeliyiz, diyebilmeliyiz. Öyle değil mi? Bir sinek kondu mesela elimize. O sinek mikropları yiyor genelde. Ona bakarken onun midesinde öyle bir arıtma cihazı koymuş ki Cenab-ı Hak mikrobu yiyor, o mikrop ona gıda oluyor. Mikrobu gıdaya çeviren bir arıtma cihazı.
Yeryüzünde böyle bir şey yok, değil mi? Yani beşerin yaptığı böyle bir arıtma cihazı yok. İşte suları arıtmak için veyahut da işte bazı şeyleri arıtmak için arıtma cihazları yapıyorlar ama pisliği gıdaya çeviren bir arıtma cihazı yok. Ama bak Cenab-ı Hakk'ın var böyle arıtma cihazı. Ne kadar mükemmel, ne kadar harika. Öyle değil mi? Bunları böyle müşahede etmemiz gerekiyor. Bunları bu şekilde tefekkür etmemiz gerekiyor. Bizim bir vazifemiz de, bir görevimiz de bu oluyor. Evet, Hazreti Adem zamanından beri tağî ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adaleti sermediye. Hikmetin yanında bir de Cenab-ı Hakk'ın neyi var? Adaleti var. Adıl isminin tecellisi var. Bunu da nasıl gösteriyor? Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar zalim kavimlere, tağî kavimlere, Rabbe itaat etmeyen kavimlere gelen semavi tokatlar var. Semavi musibetler var. Bunlar da gösteriyor ki beşer başıboş değildir. Yaptığına bakılmıyor değildir. Sadece ne yapılıyor? Tehir ediliyor, erteleniyor. Evet, Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri tağî ve zalim kavimlere vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren bir adaleti sermediye elbette ve hiç şüphe getirmez ki güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmet-i ezeliye, o adaleti sermediye ahiretsiz olmazlar. Güneş gündüzsüz, gündüz güneşsiz ne yapmıyor? Olmuyor, birbirini tamamlıyor. Gündüz olacak ki güneşin olduğu, güneş olacak ki gündüz olduğu tahakkuk etmiş olsun. Şimdi ahiret olmazsa yeryüzünde ne kadar zalim insanlar var. Kan döken insanlar var. Alem İslam'ı ağlatan insanlar var. Ve bunların çoğu da ceza almadan gidiyorlar. Diğer taraftan ne kadar mazlum insan var. Ağlayan, evi yıkılan, öksüz kalan, şu kışta kıyamette dışarıda kalan, evi yıkılmış olan insanlar var. Aileleri yıkılmış, yetim kalmış. Öyle değil mi? Bunlara da mükafat lazım. Çektikleri bu zahmeti, çektikleri bu eziyeti telafi edecek bir mükafat lazım ki adalet yerini bulmuş olsun. Yoksa ölüm ne yapıyor? İkisini de eşit yapıyor. Zalim zulmediyor, ceza görmeden ölüyor. Mazlum mükafat görmeden ölüyor. Dolayısıyla ölüm onları eşitleştiriyor. Allah'ın adaleti buna müsaade eder mi? O zalime hesap sormayı gerektirmez mi adalet? O zalimin yaptığı zulmün cezasını ona vermeyi iktiza etmez mi adalet, hikmet? Veyahut da o mazlum olanlar, evi barkı yıkılan, perişan olanlar, Rabbin o rahmetinden, adaletinden bir mükafat beklemez mi? Onların zahmetini hiçe indirecek, ağlamalarını güldürecek, değil mi? Bir adalet olması lazım. Şimdi dünyaya bakıyorsunuz, çok az gözüküyor. Öyleyse bu adalet iktiza ediyor ki, ölümden sonra bir diriliş olacak. Ölümden sonra bir mahkeme-i kübra olacak. O zalim zulmünün cezasını görecek. O mazlumlar da zahmetlerinin, meşakkatlerinin, uğradıkları haksızlıkların neyini görecek? Mükafatını görecek ve böylece Cenab-ı Hakk'ın adaleti, hikmeti tahakkuk etmiş olacak. Evet, güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmet-i ezeliye, o adalet-i sermediye ahiretsiz olmazlar. Ve ölümde en zaliminin, en mazlumlarla bir tarzda gitmeleri de ki akıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir vecihle ne yapmaz? Cenab-ı Hakk'ın adaleti, hikmeti müsaade etmez diye Hakim ve Hakem, Adl ve Adil isimleri bizim sualimize ne yapıyor? Katiyen
cevap veriyorlar. O zaman ne yapıyor insan? Rahat ediyor, değil mi? Yani bu kadar mazlumlar var, görüyoruz ya. Çocuklar yetim kalmış, perişan, ağlıyorlar. O zaman diyoruz mahkeme-i kübra var. Cenab-ı Hak o mahkeme-i kübrada o zalimden hakkımızı alacak. O zaman rahat ediyor. Bizi isyandan muhafaza ediyor. Birçok insan mesela haksızlığa uğruyor. Hakkını alamadığı için isyan ediyor, intihar ediyor. Yanlış yollara tevessül ediyor. Ama ehli iman ne diyor? Bu dünyada hakkımı alamasam bile mahkeme-i kübra var diyor. Boynuzsuz koçun boynuzlu koçtan hakkını alacağı bir yer var. Hiç kimsenin o adaletten kaçamadığı, rüşvetin, haksızlığın yapılmadığı bir mahkeme var. Orada yakısına yapışacağım, hakkımı alacağım diyor. Rahat ediyor, sabrediyor. Ne yapıyor? İsyan etmiyor veya intihara veya başka yollara tevessül etmiyor. İleriye erteliyor. Ve böylece o iman ona noktayı istinat olmuş oluyor. Eğer böyle olmazsa o zaman da ne oluyor? İnsanlar haksızlığa uğrarken, insanlar birçok hukuksuzlukla burada beraber yaşarken bir de mahkeme-i kübra yoksa, bir de o zalimin yaptığı zulüm yanına kâr kalacaksa o zaman ne yapıyor işte insanlar? İsyan ediyor. İnsanlar başka yollara tevessül ediyorlar. Yine bir başka isim olarak mesela bütün peygamberlerin vermiş oldukları haberlerin doğruluğu ve doğru olması yine neye bağlı? Ahirete bağlı. Öldükten sonra tekrar dirilme dediğimiz hakikatin tahakkuk etmesine bağlı. Peygamberler en emin olanlar. Peygamberler en güvenilir olanlar. Peygamberler en doğru sözlü olanlar. Peygamberimizin bir vasfı nedir? Muhammedül Emin. Düşmanları bile ona emniyet ediyor. Ona güveniyor. Senin yalanını, senin hileni görmedik. Ne demişsen doğrudur diyorlar. Peki ahiret gelmezse ne olacak? Haşa, sümme haşa, en yalancı konuma düşmezler mi? Şu anda 1,5 milyar Müslüman var. O zaman hepimiz kandırılmış oluruz. Allah böyle bir şeye müsaade eder mi? Zalimleri, kendine düşman olan Ebu Cehilleri doğru çıkartıp, sadıkları, eminleri, sıddıkları haşa yalancı çıkartır mı? O zaman ne gerekiyor? Ahiret gerekiyor. Öldükten sonra dirilme gerekiyor ki peygamberlerin haber verdiği o hakikat tahakkuk etmiş olsun. Yoksa zıddına inkılap eder. En yalancı konuma düşmüş olurlar. Cenab-ı Hakk'ın adaleti de, yine Cenab-ı Hakk'ın hikmeti de ne yapmaz? Buna müsaade etmez. Ve bu mevzunun ve 10. sözün sonunda da netice olarak ne diyor? Geceden sonra sabahın, kıştan sonra baharın gelmesi katiyetinde dünyadan sonra da ahiret gelecek. Beşer uykudan uyanır gibi kabrinden uyanacak, mahkeme-i kübraya gelip hayatın hesabını verecek. Ya mükafat ya da mücazat ile tecziye edilmiş olacak. Rabbim bize onun mükafatına nail olanlardan olmayı nasip eylesin ve o peygamberleriyle, rasulleriyle, kitaplarıyla bize bildirdiği hakikatlere iman edip inandığımız gibi de yaşayarak hayatımızı imanla hayatlandırıp feraiz ile zinetlendirip kebairden kaçarak da muhafaza edip istikametli bir hayat yaşamayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.